Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu hocamız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk İlhan abi. Merhaba. Merhaba, kafamı karıştırdın ama bana kitap verdin İstanbul Hiçbirimizin diye. Evet, şimdi bir yandan de... hiçbirimizin bir yandan hepimizin. Evet yani o da bir kafam evet. Karıştı yani. Bugünkü programı Ali Vatansever'le birlikte hazırladık ve birlikte sunacağız. Hoş geldin Ali. Merhaba. Teşekkür ederim. Bugün Miktat Bey'i çapraz sorguya evet. Soracağız. Miktat Kadıoğlu'nun yeni bir kitabı var. Afet Affetmez başlıklı. Evet. Ve hemen girişinde de diyor ki bu ismi ben vermedim diyor. Yok, bu bizim editörün işi. Evet. Ben aslında kurban olma bilgili ol yazacaktım. Yazacaktım. Evet. Biz de buradan hareketle öncelikle geçen hafta yaşadığımız dolu macerasından başlamak istiyoruz değil mi Ali? Evet. Evet, söz sende. Evet, geçen hafta özellikle İstanbul'u büyük bir dolu beklentisi sardı. Böyle beklenti herkes aksiyona geçirdi. Normalde böyle aksiyona geçmesine çok alışkın değiliz vatandaşların ama çok ilginç manzaralar da gördük İstanbul'da. Herkes arabaların üzerine eline geçirdiği her türlü halı, işte kilim, karton kapladı. Ve bu beklenti aslında bir yerden sonra da çok da gerçekleşmedi. Biz de bunun üzerine sizin kitabınız da zaten geçen ay yayımlandı. Sizi konuk etmek, şehir hurafeleri ve bu afetlere karşı vatandaşlar nasıl hazırlanmalı? Çünkü genel olarak hep biz bunları belediyelerden bekleriz. Belediyeler bizi hazırlasın isteriz. İstedik ki bunu sizle beraber bu hafta masaya yatıralım. Öncelikle bu geçen haftaki dolu macerası ile ilgili görüşleriniz nedir Miktat Bey? Tabii bu arada ben hemen belirteyim. Hemen bazı yerlerden bilgiler aldık. Bunların başında sigorta şirketleri geliyordu. Evet, cep telefonlarına mesajlar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de geçti. İlçe belediyesi. Biz İlçe belediyeleri de geçti ve hazır olun dediler. Fakat herkes. Bunun dışında yazan, konuşan bir tek sen vardın. Şimdi ya yani hocam, pazartesi günü herhalde bir gazetede çıktı. Benim doktora öğrencim Samsun'da, şu anda doçent, yardım doçent. Onun bir beyanatı vardı orada. Marmara bölgesinden çeviz büyüklüğünde dolu bekleniyor diye. Çünkü onun bir tane modeli var. Hava tahmin modeli çalıştı. Biz onu öğrenciyken onunla yaptırmıştık. Yapmıştı o kendisi. Oradan bakaraktan yani çok kararsız bir hava. Şimdi biz bazı indeksler var havanın kararsızlığını gösteren. Onlar işte 1500'ü geçiyordu yani. 1500 2000'e giriyordu. Nedir bu 1500? Yani rakam, değerler yani. Bunun adı aslında CAPE diyoruz biz ona. Convective mevcut potansiyel enerji gibi. Enerjiyi gösteriyor yani fırtınanın enerjisini gösteriyor. O epey yüksek çıkıyordu. Ama çarşamba daha yüksekti. Ben bakınca salı günü dolu görmedim İstanbul'da. Hatta ben çarşamba perşembe daha tehlikeli diye tweet atmıştım oradan. Ama tabii kaygılar bulaşıcı. Bir kişi arabayı kapattığı zaman... Mesela bizim Üsküdar'da ben bakıyorum camdan, kimse kapatmamıştı. Bir kişi kapattı, baktım ondan sonra, öğleden sonra herkes bunu kapatmaya başladı. Arabanın üstünü kapattı. Evet, bir sigorta şirketi gördü, öbürü sigorta şirketi masaj etmiş, o da attı. Bir belediye attı, öteki belediye de attı derken kaygılar bulaşıcı oldu şey hocam, kıvılcıma dönüştü. Kıvılcım anı ateş yangına dönüştü. Tipping point diye bir şey var, kıvılcım anı değil mi? Evet. Kıvılcım oldu, yangına dönüştü yani hocam böyle bir. Tabii salı günü dolu yağmadı. Çarşamba günü çok şiddetli yağmur yağdı. Keşan tarafında, Tekirdağ'da dolu yağdı. Trakya şeyde yağdı. İstanbul'da dolu yağdıysa da çeviz büyüklüğüne değildi, nohuttu. Evet. O kadar. Ama millet yani onun şuuyu bileler. Hani o haberi, onun olasılığına bile milleti korkuttu yani hocam. Millet arabasını çok seviyormuş. Yani kendi canından eşini, meşini, kendini, canını o kadar sevmediğini anladık yani. Evet. Hatta hocam adam arabanın üzerine yatıp silecek gibi çalışıyor böyle. Hayır, bir de en tehlikelisi gök gürültülü sağanak şiddetli yağış altına gidip arabayı korumaya çalışıyor. O arada yıldırım çarpma ihtimali çok yüksek. Tabii. Yani ben de yazdım gibi de yapmayın etmeyin kardeşim, ayıptır yani, kendi canınızdan daha kıymetli bu araba. 10 tane daha araba alırsın yani, ne olacak ya dedik ama zaten tabii dinletemedik. Sonra bu Daily Mail miydi? İngiliz gazetesine bile haber olduk yani. Ama Türkiye'de kimse onu haber yapmadı. Mithat Hoca kızıyor. Doludan korumak için canınızı tehlikeye atmayın demedi ama. Şimdi hocam bu dolu yağışı tabii şimdi bunlar lokal oluyor bunlar, yerel.
Bir de o konuda çok yanlış bir bilgi var. Kışın olacağı zannediliyor. Evet, değil yazın mi? Ortasına dolu mu yağar hocam diyor şimdi. Evet. Ne zaman yağar dolu? Kışın. Hani donmuş ya böyle buz gibi. Şey sanıyor onu böyle yağmur inerken donuyor. Yere böyle taş olarak düşüyor böyle. Düşüyor. Tanecik gibi. Öyle bir evet. şey yok. Doğrusu nedir bunun? Hocam dolu yağması için böyle kule şeklinde buluta ihtiyaç var. Yani yaklaşık 500 metreden 12 kilometreye. Çok büyük bir 11 kilometrelik, 12 kilometrelik bir kule düşünün. Bunu böyle, bunlar şimdi tropoz diye bir seviye var yukarıda. Yani troposferin, bu yaşadığımız tabakanın bittiği seviye. Oradan sonra sıcaklık artıyor ve bulut daha oraya büyüyemiyor. Böyle yana doğru genişliyor. Ama bazen bu içindeki hareket, böyle yukarı doğru hareket var bunun içinde, bulutun içinde. Bazen bu çok kuvvetli oluyor, şeye de geçiyor, stratosfere de geçiyor bulutun tabanı. Ona biz taşma diyoruz, overshooting falan. Şimdi o bizden ben ona bakıyorum mesela radarda. Radarda bakıyorum ne kadar taşmış. Troposfere girmiş mi yani bu? Ne kadar yukarı çıkmış. Yani ne kadar taşmış o kadar kuvvetli. Çünkü o içindeki kuvvetli hava hareketi o dolu tanesini alıyor. Aslında yağmur tanesi alıyor. Aşağı indiriyor sıfır derecenin altına eriyor. Yukarı çıkarıyor donuyor. Ta yukarı çıkıyor buz oluyor. Tekrar böyle dolaşıp dolaşıp duruyor onu. Ta ki o taşıyıcı kuvveti büyüklüğü aşana kadar düşmüyor yani. Bulutun içinde böyle dolu tanesi dolaşıp duruyor. Her dolaşmasında bir kat oluşturuyor. Dolu tanesini kez, içinde tabaka tabaka soğan gibi. Kat böyle. Kat. Kat kat görürsün. O dolunun içinde, dolunun bulut içinde kaç kere dolaştığını gösteriyor. Yani böyle bir değişik bir şey bu. Tabii dolu aslında, biz şeye kızıyoruz yani, Allah'ım bu dolu falan ama dolu aslında doğada önemli bir yeri var. Dolu doğanın bahçıvanıdır. Evet. Yararı var yani. Çok. Yani hocam o ağaçlardaki böceklenmiş, çürümüş dalları temizliyor filan yani. Böyle doğada doğanın bahçıvanı yani. Şimdi normalde ormanları, normal doğaya kimse gidip budamıyor. Herkes kendi baysan ağacı buduyor muduyor da ormanda kim budayacak? Onu da dolu yapıyor. Ama tabii şimdi İstanbul'da metrekareye iki tane araba düştüğü zaman dolu. İstanbul'a yağdığı zaman dolu hocam. Mesela diyelim ki Ağrı'ya yağmasıyla çok büyük fark var. Tabii. İstanbul'a yağdı mı bir dolunun bir araba vurma ihtimali çok yüksek. Ama Ağrı'da çok düşük yani milyonda bir. O yüzden İstanbul'da her beş kişide biri burada yaşıyor. Bir de çok kıymetliymiş bu arabalar ya arkadaş ya. Bu canlı tehlikeye atıyor adam. Canımızdan en pahalı mi? Halısını koyuyor. Afgan halısı bilmem ne halısı böyle. Ben de Afgan halısı da yeni duydum ha. Hereke halısı falan biliyordum da Afgan'ı bilmiyordum. Meşhurdur tabii. İran halısı, Afgan öyle mi? Halısı tabii. Hocam bir daha yine evet. aklımda yani dolu yağarsam halı yerine mukavva koyayım. Halı iyi değil hocam. Çok zayıf, ince yani. Arada bir etli olması lazım dolu tanesinin darbesini alması için. Aslında evet. o bir şey hadisede en doğru hareketi yapan herhalde bizim ekranda ilk gösterdiğimiz motosikletli arkadaş. Evet, kendisini koruyor çünkü. Kendisini koruyor. O insanlara da vurduğum zaman dolu, evet. büyük dolu böyle morartır böyle. Tahmin böyle mora şey yapar. Evet. Hatta öldürebildiği var kafasında yani 5-10 tane dolu tanesi kafaya yersen evet. şey de olabiliyor yani. Evet. Var dolu tabii dolu tek başına dolu değil hocam. Doluyu yapan boranlar, İngilizcesi cumulonimbus'lar veya Fransızca orage deniyor thunderstorm. Türkçesi boran işte. Musa Eroğlu'nun türküsü var. Bana ne ondan bundan işte aşağıdan yukarıdan borandan şeyden kardan. Yolun soru görünüyor diye bir türküsü var adamında. Boran hocam bu. Bu boranlar dolu var, yıldırım var, içinde aşırı yağmur var, hortum var hocam. Bunlar hepsi kardeş gibi gelir. Evet. Mesela ben şimdi çarşamba akşamı korkunç bir rüzgar vardı, bir yağmur vardı. Ben dikkat etmeye çalıştım. Acaba bu rüzgar bir şey mi, hortum mu? Çünkü yağmur içindeyken onu göremeyebilirsin yani hortum olup sen de içindeysen. Yani hortum olma ihtimali çok yüksekti yani. Çünkü öyle düz, kuvvetli bir rüzgar esmiyordu. Dönerek esiyordu. Zaten süper hücre dediğimiz şey de o. Bu adi tek tek olan boranlar vardır. Bir de bunlar böyle birleştiği zaman beşi bir yerde olursa... süper hücreye dönüşüyor. Bazen bunlar tek tek olur böyle, tren gibi. O da tabii nasıl gel... O tren gibi olan da çok tehlikeli. Mesela şimdi diyelim ki şurada oturuyorsun... Bu tren gibi olan böyle gelip geçtiği zaman problem yok. Bir yağış atıyor, vurdu geçti ama bazen bu tren gibi olan şöyle böyle gidiyor. Aynı nokta üzerinde. Burada çok uzun süre kalıyor. Yani gelip geçmiyor. Burası yağıyor, geçiyor, arkası geliyor, yağıyor. Aynı yere yağıyor. O zaman... Bütün bu sellerin vesaire... Gitti. Tam bir tufan yani yaşıyorsun. Yani.
Yıldırım'dan çok bahsedersin ve hocam, yıldırım konusunda da yıldırım, sürekli uyardığın birkaç temel konu var. Yani yıldırımlar düşmeye başladığı zaman kapalı bir yere çekilmemiz gerektiğini söylüyorsun. Hatta arabanın içindeysen mutlaka camını kapat diyorsun. Tabii, bunları bir kısaca özetleyebilir miyiz? Şimdi tabii bunları böyle uzun uzun çok anlatmak lazım. Kitapta okuyun diyoruz şimdi öğrencilere. Doğru. Vatandaşımız da okuması lazım hocam. Yani bu yıldırım anında, sonrasında, öncesinde. Şimdi hocam yıldırım konusu Türkiye'de bilinmiyor maalesef. Yani bu dolu da pek bilinmiyor. Ya aslında depremi de ne kadar öğrettik bilmiyorum. 6 saatlerde anlatıp duruyorsunuz da. O kadar anlatmaya rağmen neredeyiz Allah bilir. Bunu hiç anlatmıyoruz. Maalesef, evet. Ya bir yıldırım nedir? Nasıl korunulur? Tamam bildiğimiz bütün duaları okuyoruz da. Bir de fiili dua ihtiyaç var. Ne yapacaksın? Hareket bir şey yapman lazım. O yüzden bu konuları çok anlatmamız lazım. Şimdi yıldırımda hocam en önemli şey gök gürültüsü. Aynı ambulans gibi. İtfaiye. Onun sireni gibi. Siren, evet. Sana alarm veriyor. Bak, hep bizde aniden falan diyor ya. Ne anisi kardeşim? Adam sana haber veriyor. 10 kilometreden gök gürültüsünü duyuyorsun yani. Evet, ekranda da gördüğümüz gibi gök gürültüsünün arkasından bunlar geliyor. Ya bunlar tabii yani bu şu demek ya, bu görüntü demek. Dışarıda durma arkadaş. Her an hedef olabilirsin. Ve Türkiye'de de son yıllarda yıldırımla ölenlerin sayısında büyük artışlar var. Yani davul çalarken, inek otlatırken, gezerken, dağlarda tozarken. Geçen de bana biri yazdı. Hocam ben işte şeye gidiyordum Konya'da bir yere, kolumdaki tüyler diken diken oldu. Tam yıldırım çarpma şeyi. Öyle işareti. Mi? Evet. Saçların böyle yükselir. Çünkü statik elektrik yükseliyor, elektrik artıyor. Yani eskiden mesela kalem böyle süratik bir şeye, kağıtlar böyle kaleme yapışırdı. Aynı onun gibi statik elektrik. Saçlar böyle yükseliyor, yüzünde sızıltı hissediyorsun, tüylerin diken diken oluyor. Yıldırım çarpma anı. Evet, korunmak için ya kapalı bir yere gireceksin. Ağacın dibine giden insanların bile öldüklerini biliyoruz. Şimdi hocam oradaki hikaye de başka. Evet. Yani burada korunmak için arabaya gireceksin ama arabanın üstü kapalı olacak. Ya da kapalı bir binaya gireceksin. Bütün bunlar önemli. Kapalı bir bina yok, pencereleri araba yok. Pencereleri kapatacaksın. Tabii pencereden içeri girer yıldırım. Böyle görülmüş şeyler bunlar. Yani kapalı araç yok, bina yok, saçların diken diken oluyor, ne yapacaksın? O zaman işte çukur bir yerde çökmen lazım. Ama dediğin gibi ağacın dibine çöktün, yine ölüyorsun. İnekler, ağaca hayvanlar, keçiler. Yıldırım geldiğinde. Yok, ağaca gelmesi gerekmiyor. Yıldırım bir yere çarptı, şuraya çarptı. Sen de şurada ağacın altındasın. Islak yerde yıldırım elektrik yayılıyor. Sen de ağacın altındasın ya da inekler, hayvanlar, keçiler neyse. Böyle dört ayaklarında duruyor bunlar. Bir elektrik yayıldığı zaman bu zeminde ayaklar arasında elektrik farkı oluyor. Ve bu elektrik farkından kalpler duruyor. İnsanların da duruyor, hayvanların da. Bir bakıyorsun 150 tane keçi telef olmuş. 110 tane koyun gitmiş. Hayvanların üzerine bakıyorsun hiçbir iz yok. Şimdi bile sanıyor ki yıldırım çarptığı zaman şöyle Ali Bey gibi kapkara olacağım. Böyle duvar, kömür gibi. Öyle bir şey yok. Kalp duruyor. Hocam nasıl kalbi çalıştırıyoruz biz? Elektrik veriyoruz değil mi? Evet. Tabii. Çalışan kalbe elektrik ver, bu sefer kalbi durdurursun. Bu da onun gibi. Yani hayvanlar ve inekler ağacın altında orada burada saklandığı zaman yere çarpan elektrik yayıldığı zaman kalpler, ayaklar arasındaki elektrik farkından kalp duruyor. Bu hayvanlarınki daha çabuk duruyor. Onların kalbi ayaklara daha yakın. O yüzden hayvanlara tabii bir şey diyemiyoruz da insanlara diyoruz ki ayaklarını birleştir. Ağacın altında saklanıyorsun, nerede saklanıyorsan ayaklarını birleştir. Ayaklar arasındaki adım potansiyeli diyoruz sonra biz. Elektrik farkı olmasın. Hatta biz ayaklarını birleştir, ayakların baş parmaklar üzerinde dur. Üzerinde dur. Ha, durabiliyorsan. Topuklar yere yani basmasın. Minimum temas. Evet. Yıldırım şimdi yok benim ayakkabılarım lastik falan öyle bir şey tanımıyor yıldırım. Hocam hava kadar geçirken olmayan bir madde yok. Kilometrelerce havayı geçiyor yıldırım. Çünkü elektrik potansiyeli çok büyük. Artık sıçrıyor yani kıvılcım. Evet. Yani bir sıçrama yaşıyoruz. Lan yıldırım bir kıvılcım. O yüzden bu hayvanlarda özellikle bu problem oluyor. Bakıyorsun 100 tane oyun, inek, 5 tane ölmüş. Böyle yatmış, uzanmış. Ondan sonra köylü birbirine kavga ediyor. İşte bu inekler geçen hafta onun öbürünün tarlasına girmiş. Sen diyor kin yaptın diyor. Benim diyor ineklere diyor yıldırımda fırsat bildin zehir verdin diyor. Zehir verdin. Aslında hiç öyle bir şey yok. Evet. Şimdi o hayvanlara nasıl yapılır bilmiyorum. Bir mesela insanlara CPR yapılsa,
kalp masajı canlanma ihtimali çok yüksek. Yüksek. Şimdi kitabınızda sürekli buna benzer aslında bizim için temel yani hayat kurtarıcı bilgilerden oluşuyor. Ve aslında kitabınızın başında çok ilginç bir kavramdan bahsediyorsunuz. Meteorolojik okuryazarlık diye. Hatta yurt dışında insanlar... Öyle, kitabın reklamını yapalım. Belki alan okur. Bilmiyorum ben. Zaten arkadaşlar rejiden gösterecekler. Evet. Yani arkadaşlar ben anlatmaktan usandım. Okumanız lazım. Senelerdir. Evet. Ya bir de şimdi insan şimdi anlatırız tabii şimdi duyarsın biraz unutursun. Arada bir okumak lazım. Hı-hı. Yani biraz kitap okumamız lazım. Yani bu çok halk için yazılmış. Çok basit, anlaşılır. Hı-hı. Yani bu... Neredeyse metod... madde madde. Her bir konuyu evet. Ele alan hocam, bir onu madde madde yazdım ki travma anında hatta böyle kutu var, çek yani. Bunu yaptım gibi. O evet. Afette standart operasyon prosedürüdür böyle. Azıcık eylem planı yani. Evet. Bunu yaptım, aa bak bunu yapmadım falan gibi görsün diye. Şimdi hocam bu meteorolojik okuryazarlık çok zayıf bizde. Yani bizde meteoroloji derslerde birçok coğrafyada var. Oradaki bilgiler çok yetersiz, çok yanlış ve çok alakasız gündelik hayattan. Yani o kadar coğrafyada iklim miklim okuyorsa çocuklar ama bir tane hava durumunu anlamıyor. Aslında yani çok bir yanlışlık var orada da. Bir de hep kulaktan dolma bilgilerle idare ediyoruz. Yani böyle... İşte yazın ortasında dolu yağar mı? Oho daha neredeyiz biz? Evet. Halbuki kışın yağmaz, yazın yağar. Yani şimdi ne bunu nereden başlayacaksın yani? İşte çok böyle değişik şeyler var. Adam dolu yağıyor gidiyor arabasının üzerinde halı sermeye çalışıyor. Ya bu çok tehlikeli. Yani şimdi bunu nasıl anlatacağız yani? İşte geçen de birisi bana yazdı hocam Twitter'da. Ben yürürken önümdeki çocuğa yıldırım çarptı. O günden beri yıldırımdan çok korkuyorum. Yani aslında herkes bunun yaşaması gerekmiyor birebir ama böyle tecrübeler var. Yani yıldırımdan ne olur? Şimdi sel oluyor, aynı şey. Yani dolu zaten millet ne yapacağını şaşırmış durumda. Şey yok yani hocam, temel afet bilincinde eksiklik var yani. Evet. Bu depremde de öyle, hepsinde öyle. Peki bu bilgileri alabileceğimiz birçok yer var. Yani televizyonlarda, radyolarda, o günün ve hatta gelecek 3 günün hava durumu konusunda bilgiler var. Var. Bunlar da izleniyor, dinleniyor. Fakat buralarda uyarı yok. Yani mesela bu doluyla ilgili hadisede olduğu gibi biraz da sigorta şirketlerinin gelecekte hasar ödemelerinin de önüne geçmek amacıyla herhalde yapıldı ve belediyeler de o anlamda harekete geçtiler. Evet, belediyeler de ilk defa belediyeden mesaj geldi dolu gelecekti evet. diye. Ama mesela bunun halkın bilgilendirilmesinde bir ilerleme şimdi söz konusu değil. Yani burada senelerden beri de bu işle ilgilenen, şimdi, eğitimler veren bir insansın. Nerede tıkanıyoruz biz? Nerede hocam, problem bu var? Şimdi... Yani dediğiniz çok doğru. Mesela bu sigorta şirketlerinin işi değil bu. Belediyenin de işi değil. Ve sigorta şirketleri bunu daha önce de birkaç kere yaptı. O gece sevgi doludan sonra. Ve bu İstanbul hocam 160 kilometre bir ucundan bir ucuna. İstanbul'daki tüm herkesi doludan uyardığınız zaman herkesi dolu yağsa bile herkese yağmayacaktır. Yağmayanlar %99'dur. Ve bu bir kere yaptığın uyarı yağmadı. İki kere yaptığın yağmadı. Üç kere yaptığın yağmadı. Oldu sonuçta yalancı çoban. Tabii. Ve yalancı çoban sendromu geliştiriyor evet. bu. Şimdi bu sigorta şirketlerinin bu işi böyle kulaktan dolma bilgilerle yapmaması lazım. İtibar kaybına uğrayacaklar bunlar zamanla. Ve halk da artık bu dolu yağacaksa bile de halk da bunlara itibar etmeyecek artık yani. Bunu diyecek ki ağacı 40 kere yaptı bu. Dolu yağmadı. Yağmadı. O yüzden noktasal... O yüzden yani sigorta şirketleri, hocam 31 tane doğa kaynaklı afet var, 28 de havayla ilgili. Bu kadar sigorta yapılıyor her şeyde. Sigorta şirketlerinde inşaat mühendisi filan, meteoroloji mühendisi olması lazım. Ve bunlar meteoroloji mühendisleri yapması lazım ama noktasal yapacak, tüm İstanbul değil. Saat verecek, tüm gün değil. Hangi ilçe, belki hangi sen. Hangi ilçe, tabii. Sen ona göre uyaracaksın. Şimdi herkes uyardığın zaman ve olmadığı zaman... Bir yalancı çobana dönüşüyorsun ve yalancı çoban sendromu gelişiyor. Yarın öbür gün gerçekten dolu ihbar yapsam bile kimse takışı kale almayacak yani. Çünkü hocam arabaların bile paketlenmesi işi de büyük iş değil ya, iş tabii, yani. Tabii. Onlar, hem maliyet hem iş. Bir de ondan sonraki taksiciler bayram ettiler çarşamba günü. Hocam dediler kimse şey yapmıyor, arabayı paketini sözmedi. Bir herkes taksiyle seyahat ediyor. Yani şimdi bu
Uyarı, erken uyarı yapmak hocam, biraz şey yani kuralları var bunun. Ama şimdi Türkiye'de böyle bir şey var. Ben uyardım, artık yapmadı ya da ben ne günah gitti gibi. Nedir bunun kuralı? Hocam doğru zamanda doğru bilgi vereceksiniz ama yani şey, bir de şöyle bir şey var yani. Dolu var, yok değil. Evet. Uyarıyı öyle yapmayacaksın. Yani bizde her şey siyah ya da beyaz. Şimdi Amerika'da olsa böyle bu işte, bir dolu tahmini yapılır. Tamam mı? Bir tahmin yapılmıştır. Kim yapar bu tahmini? Meteoroloji yapar bunu. Dolu tahmini yapıldıktan sonra watch diye bir şey vardır. Hail watch ya da tornado watch. Yani biz bunu tahmin ettiğimiz şartlar oluşuyor. Oluşmak üzere biz bunu gözlüyoruz. Gözlüyoruz. Her an alarm verebiliriz. Onun için dikkat, hazırlıklı ol diye ortada bir tahmin vardır, orta. Evet. Ondan sonra da alarm verilir eğer dolu yağıyorsa. Resmi meteoroloji böyle ajansı yapar. Üç adımda açıklama yapılır. Yapıyor. Evet, üç bu adımda da bütün yapıyor. Medya tarafından yayılıyor. Tabii bu üç adımda yapılıyor evet. Bu. Bizde ya dolu var ya da yok. Siyah beyaz yani ortada renk yok. Şimdi adamcağın dolu ihtimali var. Sizi uyarabiliriz, ihbar verebilir. Alarm, ihbar verdikten sonra alarm vereceksin. Evet. Sanırım medya okuryazar, medya diyoruz bile, meteoroloji okuryazar da tam bu noktada devreye giriyor. Noktada, sürekli takipte olmak ve onun bilincinde evet, doğru dataya ulaşabilir olmak. Ama meteoroloji ihbar falan yapmıyor. Tamamen alarm veriyor. Ya var ya da yok. Anladım sizi. Ortası yok yani. Evet. İhtimal ya, belirtmiyor. Ya olacak diyor ya da olmayacak. Ya. Şimdi anlayacaksın, böyle bir ihtimal var tahminlerde. Yarın kararsız hava şartları var. İşte şey var. Yani böyle bir tahmin var. Dikkat edin. Tamam, tahmin var ama bu gerçekleşiyor. Bak, beklenilen tahmin gerçekleşme emareleri var. Nasıl denir Türkçesi? İşaretleri var. Bak, artık ikinci aşamaya geçtik. Her an sizi uyarabiliriz, alarm verebiliriz. Alarm verdi mi harekete geçecek şekilde hazırlıklı ol diye. Alarm verdi mi millet artık tamam. Şimdi o hazırlık yok. Yani şimdi hocam şöyle bir durum var. Mesela oturuyoruz burada kafede. Bir anda fare var diye bağırsak mı daha doğru? Ya da desek ki arkadaşlar fare dolaşıyor ortalıkta, haberiniz olsun, bilginiz olsun. Yani olsun. Her an görülebilir. Bizde bu fare var olabilir, çıkabilir. Alarm yok, o ortası. Evet. Hocam sen daha yanıltısın bunu, nasıl yapacaksın? Çok üzerinde durduğun... Ya siyah ya beyaz, yani gri renk yok bizde. Evet. Dolu var ya da yok. Çok üzerinde durduğun hava olaylarından birisi de hortum. Hatta öyle ki ben hatırlıyorum... Türkiye'de doğru dürüst hortum olmaz falan filan diye biliyorduk. Bir de o vardı. Günün birinde sen ortaya çıktın ve dedin ki hortum Türkiye'de ciddi bir olaydır dedin. Nedir hortum riski? Hortum hocam bu doluyla beraber görülür. Yıldırımla beraber, aşırı yağışla beraber görülür. Bunlar aile kardeştir bunlar, ailece. Bunlar böyle çümbür cemaat. Şimdi hortum Türkiye'de, yani bilmiyorum ben şimdi Türkiye'de baktım mı? Avrupa hortum atlasında Türkiye boş. Hortum olmaz. Bakıyor Yunanistan'da var, orada var, burada. Bizimkiler rapor etmiyor, kaydetmiyor yani hortum. Zaten hortum da hortum değil, kasırga diyor. Şimdi de kasırga, her şey kasırga demeye başladı. Demeye başladık, evet. Evet, hurricane'ler, tayfunlar, nerede bir şey görsek fırtına oldu kasırga. Ulan biri TV, biri pire. Arada büyük farklar var. Şimdi bir de hortum görse ne yapacak millet bizde? Selfie çekiyor. Yani bu yıldırımda hocam sende de problem, bende de saçlar azalmış. Ali Bey'in saçları böyle olsa ne yapacak Ali Bey? Karşısına gidecek, bak saçların böyle oluyor. O da ağrıya fotoğraf çekip gidiyor. Son selfie. Peki kim o kıyı şeridinde görülen hortumlarda insanlar hemen cep telefonlarıyla tabii, videolar çekmeye başladılar. Evet, evet, seyrediyorlar. Hangi film çevirmiş Ali Bey orada? Seyrediyorlar orada. Şimdi o hortumda hocam ne yapılır? Nere saklanırsın? Nasıl edilir? Ya bilmiyoruz. Hortum sanki böyle seyirlik bir şey yani. Türkiye'de hortum bir de hocam öyle şey gibi değil, deprem gibi de değil. Mesela bir yere deprem olduğu zaman bazı binalar yıkılmayabiliyor. Sağlam, evet. Çürük, sağlamsa. Tabii. Ama hortum bina sağlamsa da yıkar hocam, büyük bir hortum gelip vurduğu zaman. Yani hortum, bak arabalardan konuşalım biz hocam. Hortum arabaların, yani geçtiği sokaktaki, caddedeki arabaların hepsini pert eder. Yani öyle küçük küçük delikler açmaz yani, böyle çöküntü yapmaz yani. Bak, hemen bantuzlayıp. Artık araba üzerine anlatacağız hocam, evet. Afet yönetimi. Araba daha önemli. Bravo, bravo. Size ölseniz de bir şey olmaz ama araba da gider yani. Diyeceksin. Araba, hortum arabaları mahvediyor hocam. Arabalar alır uçurur, atar.
Yani öyle mesela hocam fotoğraflar var. Tabii burada hazırlıklı gelmedik. Amerika'da mesela çekilmiş fotoğraflar var. Geçerken çiftlikten saman var ya, samanı alıyor. Beton duvara saplıyor. Saplıyor. Samanı sen saplayabilir misin? Evet. Yani böyle hortum çok güçlü bir şey yani böyle. Bu zaten bunlar havanın kararsızlığından kaynaklanıyor. Zaten bu aylarda mesela şimdi ben nereden anlıyorum dolu yağıp yapmayacağını? Bakıyorum yukarı seviye haritalarına. Kuzeyden gelmiş böyle bir oluk şeklinde hava aşağı doğru inmiş mi üzerimize? Şimdi yukarıdan soğuk bir hava geldiği zaman altta sıcak ve nemliyse sıcak nemli hava hızla yükseliyor. Bu benim için önemli. Yani bu bana kararsızlığı söylüyor. Bakıyorum hava nemli mi? Yağış çekebilir su miktarı var mı? Bunlar da var. Peki bu havayı böyle yükseltecek bir mekanizma var mı? Bir de ona bakıyorum. Mesela bakıyorum ki oluk, biz oluğun doğusundayız. Ha tamam diyorum. Burada yukarıda şey var, böyle hava açılıyor. Altın bunu yukarı yükselip doldurması gerekiyor. Diyorum şu bölgede şurada dolu olur arkadaş. Ya da bakıyorum diyorum olmaz. Ne kadar bağırsanız bağırın olmaz. Öbür gün olur. Yani hocam bunun şeyi var yani. Ben bunu dersini verdiğim için. Evet. Ama için... fal da bakmıyorsun hocam. Yani yok senin hocam, fal, yararlandığın yok. Bütün kaynaklar aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de elinde olan kaynaklar. Evet, ben... diğer meteorolog arkadaşlarımızın da elinde olan kaynaklar. Ben hocam Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sadece radarına bakıyorum. Evet. Diğer şeylerini kullanmıyorum ben. Bütün uluslararası kaynaklar da açık hocam, meteorolojik bilgiler. Tabii. Uydular var. Uydulara bakıyorum. Oradaki uzmanların da önüne de açık değil mi? Onlar da açık. Ama evet. Ben Türkiye'de hocam bir tek meteoroloji radarına bakıyorum. Çünkü Türkiye'deki meteoroloji radarı bilgisi bir tek bizde var. Ama öteki bilgiler hepsini dışarıdan alıyorum ve daha da kaliteli, daha da iyi alıyorum. Evet. Çünkü meteorolojik radarda da problem var. Onu da gecikmeli olarak veriyorlar internete. Birebir vermiyor yani. Online değil vermiyor. Yani, biraz gecikmeli oluyor. Ha. Oradan da birazcık kestirmen lazım. Yani tahmin gene. Yani bakıyor. İşte hareketi yapacaksın. Mesela bu son şeyde bütün bu gelen hücreler bizim üzerimizde zaten oluğa da paralel olarak yukarı seviyedeki akışa Bursa üzerinden patlıyor fırtına, oradan böyle geliyor. Gelirken işte Akdeniz Marmara'dan biraz nem alıyor, böyle geliyor. Ben şimdi bakıyorum acaba diyorum buradan gelirken acaba hangi dağdan çıkacak, dağa çıkacak. Biraz boşa şey yapacak, oraya yağışı bırakacak. Sonra dağdan inerken biraz bulut kaybolur. Fön etkisi. Şimdi çıkarken böyle soğuyor. Dağdan aşağı inerken tekrar böyle ısınıyor. Bulutluktan kayboluyor. Şimdi diyorum burada zayıflayacak şimdi hücre. Buradan gelirken buradan nem alacak falan, buraya gelecek falan, böyle şeyler var hocam yani. Tabii her sırrımızı vermeyelim. Evet tabii ki. Çünkü Türkiye'de biliyorsun geçen de bir beyin profesörü çıktı sahte. Türkiye'de sahte meteorologlar da var yani. Evet. Sahte yani. İklim bilimciler var abi, dolu etrafta. Sahte iklim bilimci, sahte meteorologlar. Bizi de açtılar yani. Bizi de öyle iyi de pazarlama yöntemleri de çok iyi. Evet. Kitabınızda ilginç bir bölüm var. Sıcak ve soğuk hava diye. Sıcak ve soğuk havayı afet olarak, yani afete neden olabilecek bir şey olarak, girdi olarak ilgileniyorsunuz. Onu biraz açabilir misiniz bizim hocam, için? Hocam o Türkiye'nin de büyük yarası o. Ben iki tane şeyden korkuyorum Türkiye'de. Sıcak hava dalgalarında kitlesel ölümler oluyor. 2003 Fransa'da yazın 35 bin kişi öldü. Evet. Türkiye'de belediyeler, devlet ve bizler, yani herkes soğuk havayı bilir. Don filan işte. Don'da evsizleri, yurtsuzları toplarlar. Kapalı spor salonuna getirirler. İşte fakirlere kömür yardımı yapılır filan. Ama yazın yanına kimse bakmıyor abi. Yanından kimse ilgilenmiyor. Ama yurt dışında klima yardımı yaparlar. Mesela adam fakir, hasta, yatalak, aşırı bir sıcak hava dalgası var, şehirde yaşıyor, her taraf beton. Ne yapacak adam, ölsün mü yani? Şimdi bunu nasıl ki soğutuyorsun adamı, şey ısıtıyorsun, bunu soğutman lazım. İşte bizde bu şey yok. Yani sıcaktan yananlara bir şey yapmıyoruz, onları toplamıyoruz, soğutmuyoruz. Evet. Bu Türkiye, ben iki şeyden korkuyorum hocam. Bir volkanik kış, bir de bu sıcak hava dalgaları. Yani 1815 Nisan ayında Endonezya'da Tambora Volkanı patladı. Evet. Onu takip eden 1816 yılında hiç dünyanın hiçbir tarafında yaz olmadı. Year without summer diye geçer. Yani yazsız yıl diye geçer. Tabii buradaki önemli olan şey kıtlık var bir kere. Bitkiler büyümüyor, güneş yok. O zaman buğday stokları çok önemli. Hadi diyelim buğday stoklarımız var. İkinci önemli şey su. Sıvı su yok. Bütün su donmuş yüzeyde. Donmuş vaziyette. İşte burada tek kullanılan su yeraltı suları.
O yüzden yeraltı suları acil durum suyudur. Gündelik hayatta tüketilmez sonuna kadar. Fabrikalara kaynak olarak vermezsin, kullansın. Yok, bunlar diye. Acil durum suyudur. Tekstil fabrikalara. Şimdi Türkiye buna hazır değil. Bak, yeraltı suyumuzu tükettik, hiç yeraltı suyu kalmadı. Buna hazır değiliz yani, Türkiye'de problem. Mesela Türkiye mesela buğday üretiminde dışa bağımlı olmaması lazım. Stratejik bir ürün. Ama pamuk mesela şimdi. Bir kilo pamuk 12 ton suyla üretiliyor. Ben 12 ton suyla 12 kilogram pamuk buğday yetiştirebilirim. Yani bu stratejik suyun sanal ayak izi var, sanal su. Yani neyi nasıl hangi ektiğimizi iyi karar vermemiz lazım. Mesela şimdi mesela eskiden İngiliz kumaşı vardı, meşhur. Gören abi ben tanıdığım zaman İngiliz kumaşı giyiyordu mesela. Şimdi İngiliz kumaşı kalmadı. Çünkü İngilizler kumaşı doğudaki ülkelerden alıyorlar. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler. Bangladeş vesaire. Veya neden? Çünkü adam suyunu katma değeri daha yüksek yerde kullanıyor. Senden 3-5 dolara aldığı gömlek, senden 3-5 dolara aldığı gömlekte 3 ton suyu bedava alıyor. Anlıyor musun? Yani biz şimdi Türkiye'de bu... Bu tabii su kullanımı... Su kullanımı, için hocam hepsi birbirine ilişkili. Evet. Hepsi böyle birbirine bağlantılı yani. O yüzden bizim hocam yani ne ektiğimiz, ne piştiğimiz, ne tür tehlikelerle dünyada karşılaşılmış, işte Celal isyanlarının temeli de kuraklık var. Celal isyanlarıyla bütün köyler boşalıyor. İnsanlar isyan etmeye başlıyor yani. Hani Fransız devriminde ekmek bulamazsan pasta yeme var ya, bizde de onun benzeri var ki Celal isyanları var yani. O bir iklim isyanı. Yani o da bir ya hocam bu iklim işi, bu afetler yani biraz geniş düşünmek gerekiyor. Ben şimdi bir kitap yazdım, yayın evine verdim. İklim jeopolitiği diye. İklim, bu yeni bir kitap mı? Yeni. Öyle mi? Ne zaman çıkacak? İşte bilmiyorum, yayın evi hep beni düşünüyor. Biraz fazla yazmışım. 500 sayfa olmuş. Onu nasıl kısaltırız diye uğraşıyorlar. Dedim ben kısaltamam. Bana göre her taraf önemli. Siz etüter, siz bir kez çiz bakayım ne yapıyorsunuz. Tamam, sırada yeni bir kitap var yani. Var ama evet. Okuyan yok. Gülen abi bak sana. Ama öğrenciler kitap okuyorlardır herhalde mesela. İmtihan edeceğim seni bir ay sonra. Yani en çok okuyan sensin. Ya hocam öğrenciler de... Yani öğrenciler de değişti hocam ya. Eskisi gibi. Merak. Yani eskiden öğrencinin adı talebeydi. Talep eden. Bilgi talep eden. Öğrenmeyi talep eden. Şimdi öğrenci geliyor, hiç dokunma ona. Zaten anne babası da hiç elleme çocuğuma diyor. Hani eskiden eti senin kemiği benimdi ya. Şimdi hepsi onların. Çocuk. Çok anaç, anaç, bir, evet. Anaç bir nesil geliyor. Anaç. Helikopter anne babalar var böyle helikopter. Şimdi hocam şimdi derse giriyorum ben. Yarım saat sonra çocuk geliyor. Nereden gelebilirim? Ben ta öbür kıtadan geliyorum, Asya kıtasından. O 50 metre ötedeki yurttan gelemiyor. Ya diyorum niye uyanmıyorsun, niye gelmiyorsun derse vaktinde? Hocam uyanamadım diyor. Sorun araştırıyorum. Meğersem bunu annesi, babası hep bunu onlar uyandırmış. Kız bir kere hayatında kendi kendine uyanmamış. Uyanmamış. Ya böyle bir şey olmaz ki ya. Biraz çocuklara sorumluluk vermek lazım. Evet. Küçük Ağaç Eğitimi'nde bir kitap var. Little Tree Education diye. Küçük Ağaç'ın Eğitimi. Bir Kızılderili anne baba, evet. Dede hatta anneanne büyütüyor. Yetim kalmış Kızılderili torunu büyütüyor. Dede diyor ki yarın ben balığa gideceğim diyor sabahtan. Çocuk diyor ki ben de gelebilir miyim dedeciğim? O da diyor ki eğer sabah kalkabilirsen gelebilirsin diyor. Biz ne yapıyoruz? Biz seni kaldırırız, beraber gideriz. Bir yandan tabii şey de var. Sorumluluk vermiyorsun. Programın başından beri aslında tartıştığımız şey bilgiye verilen önem. Bir de şu anda etrafta çok fazla bilgi olduğu için, kirli bilgi de olduğu için tabii gençlerin belki ilgisini doğru yere yönlendirmek de sıkıntı oluyor. Ve de zaten aslında kitabımız da tam olarak bu bağlamda çok önemli. Çünkü hurafeleri, bu afetler eksenindeki hurafeleri de bizim çözüm bulmamızı da sağlıyor. Bu bağlamda aslında belki son olarak bu küresel iklim değişikliğinden bahsetmek gerekebilir. Çünkü hala çok büyük bir kesim bunun tamamen hani bir şey, teori, böyle bir şey olmadığını düşünüyor. Yani. En azından genelleştirebiliyorum biraz ama belki sizin görüşlerinizi de burada almak anlamlı olur konuya evet, dair. Evet, şimdi bu kitabın adı Afet Afetmez ama son iki bölümü iklim değişikliği ilgili. Hı-hı. Yani iklim değişikliği de meteorolojik afetlerin, hidrometeorolojik afetlerin sayısını, şiddetini, süresini arttırıyor. Yani hı-hı, bu problemi daha kötüleştiren bir şey bu. O yüzden bu afetlerle mücadelede biraz da iklimle mücadeleye geliyoruz. Yani o önemli. Şimdi tabii iklim değişikliğine hala inanmayan falan, şimdi konferanslarda ben onu çok güzel diyorum. İklim değişikliğine inanmayan var mı diyorum. Bu son günlerde hiç çıkmıyor yani. Çıkmıyor değil mi? Çünkü hocam iklim değişikliğinin bir tane işareti de iç çamaşır. Eskiden iç çamaşırda dede donları vardı ya.
Şimdi iç çamaşırına bak böyle küçük. İncecik. Yok. Zamanında iç çamaşırı. Diyorum adamım gel iç çamaşırına bakalım madem inanmıyorsun görelim bakayım eski don mu giyiyorsun? Paçalı don mu giyiyorsun? Yani. Slip mi giyiyorsun? Evet yani iklim değişikliği inanmıyorum. Bu bize inanç meselesi değil ki bu. Bu bir bilimsel bir gerçek. Yani şimdi şöyle hocam iklim hep değişmiş. İlk defa değişmiyor. Ama eskiden 150 bin yılda bir derece ısınıp bir derece soğuyordu dünya. Şimdi 150 derecede bir derece ısındık. 150 yılda. Bin kat daha hızlı. Zaten problem bu. Problem iklimin değişmesi değil. Bu kadar hızlı değişmesi. Buna ekolojik sistem ayak uyduramıyor. Ya adam diyor bana ne diyor ekoloji. Şimdi aslında iklim yani doğayı korumak aslında insanı korumak. Çünkü doğa yoksa insan olmaz. Ya insan doğaya bağımlı yaşayan bir varlık. Ama doğa insansız çok iyi yaşar abi. Hiç umurunda değil yani. Hatta bayram eder. Şimdi biz doğayı yani doğayı korumak, sevmek, insanı sevmek aslında. İnsanı korumak. O yüzden anlatamıyorsunuz tabii. Bir de tabii şey var yani birisi bir şey söylediği zaman karşı olmak, farklı olmak gibi böyle sivriler de var. Hocam ben inanmıyorum. Ya kardeşim bu inanç meselesi değil. Bu rakamlar, bütün işaretler. Bakın İstanbul'da kırlangıç kalmadı. Kanarya kuşu kalmadı. Arı. Arı kalmadı. Yani hayır şimdi Fenerbahçeleri var mı diye soruyorum ben Fenerbahçeleri. Var var diyorlar sarı kanarya. İyi de sarı kanarya kalmıyor hocam. Gitti. Ne kalıyor? Kanarya, şey kanarya diyorum, karga ve martı. Çöp kuşları kalıyor. Yani Fenerbahçe'de bunlardan birini seçecek ileride. O zaman anlıyor. Vay hocam biz sarı kanarya'yı vermeyiz. İyi de o zaman iklimi koru. Yani, hocam çok yani işaretler çok bariz. Yani bu keneden hayvan, kene ısınmaları, evet. Tropik hastalıklarda artışlar, evet. Orman yakınlardaki artışlar, su seviyesinin yükselmesi denizde. Ya şimdi bütün kıyı kesimler Akdeniz'de, kıyılardaki kuyular hepsi tuzlanmış durumda. Oteller ağlıyor. Hem aşırı su çekiyorlar, hem deniz seviyesi yükseliyor. Evet. Yani bunlar hocam iklim değişikliği işareti sadece ısınıyoruz falan değil yani. Aynı problemin Trakya'da olduğu söyleniyor. Trakya'da. O bütün yeraltı sularının fabrikalar tarafından... Hocam bu... Gazlı içecek fabrikaları yeraltı suyu kullanıyor. Mesela Bolivya'da, Meksika'da yeraltı suyu, yağmur suyunu toplamak yasak. Çatıdan akan suyu tenekeye koyamıyor. Çünkü o gazlı içecek fabrikaları anlaşma yapmış hükümetle. Çünkü o gaz, yağmur suyu akıp toprağa suyu beslemesi lazım. Yeraltı suyunu. Şimdi biz de bu hale mi geleceğiz? Yani yağmur suyu toplayıp da bahçemizi sulayamayacak mıyız? Aslında bizim şey yapmamız lazım. Bu eski olan neydi bunlar hani ne diyordu bunlar yağmur sularını topladığımız şeyler neydi hocam? Bu yani şey var işte yere batan sarayı gibi. Sarnıçlar. Sarnıçlara geri dönmemiz lazım. Yağmur suyu hasatı Türkiye'nin en önemli problemi. Evet. Şimdi yağmurumuz azalıyor. Yağan yağmuru da toplayamıyoruz. Evet. Yani bu yağmur hasatı hasatı yapalım. 200 kilometre öteden su taşımak zorunda evet, kalıyor. Hocam 200 kilometre bugün yarın 300 kilometre olacak. Tabii. Zaten kuraklık da var ya. Kuraklıkta anne baba Afrika'da gider su arar tamam mı? Evet. Bulur suyu gelir. Kuraklık şiddetlikçe su daha uzaktan bulunur. Evet. Öyle bir oluyor ki bu anne baba o kadar uzağa gidiyor ki su bulmak için bir daha geri dönemiyor evine. Evet. Hayvanlar da öyle. Şimdi hocam bu iklim değişikliğinde bizim yağmur suyu toplamamız şart. Yağmur suyu hasatı. Türkiye'nin önündeki en büyük probleminden biri bu olacak. Yani biz o yüzden yağmur suyumuz zaten yağmurumuz azalıyor. Yağmur suyunun böyle şehirlerde böyle akıp kanalizasyondan denize gitmemesi gerekiyor. Evet. Yağmur suyunu herkesin evinde toplayıp ihtiyaç kullanma suyunu oradan karşılaması lazım. Bahçesini ondan sulayacak. Evet. Yani öyle suyla şey yani arıtılmış suyu falan yok yaraltı suyu. Yaraltı suyu kimsenin babasının suyu değil. Değil tabii. Ama öyle. Hocam ne olacak bu yaraltı suyu diyor. Lan, o benim acil durum suyum. Bir de hocam herkes istediği yerde istediği ürünü ekebiliyor. Bu da böyle acayip bir durum var. Evet. Geçenlerde Yalova'dan çağırdılar. Büyük kuraklık var diyorlar burada. Bakıyorum ben yağışlar normal olmuş. Nerede büyük kuraklık var? Su yok. Gittik meğersem kivi ekiyorlarmış. Kivi için su yetmiyor. Kivi Yalova'nın yağışının 3 kat olması lazım buraya kivi ekilebilmesi için. E şimdi böyle bir şey yok yani. İstediğin yere istediğin şeyi ekemezsin. Doğru yere doğru ürün ekmek lazım. Çünkü sonra, kivi üretebilmek için çok su. Çok su harcayın. Buna su potansiyeli onu kaldırmıyor. E şimdi ben suyu içecek miyim? Hayvana mı vereceğim, kiviye mi vereceğim? Şimdi burada su paylaşım kavgası çıkıyor. Tabii. E şimdi turizm alanları da öyle. Turizm alanları Türkiye'nin genellikle en kurak yerleri. Ve de en kurak aylarında insanlar gidiyor.
Şimdi bu bizim Güren abi sıcak. De öyle yapıyor. Evet. Güren abi yazın çok sıcak da ay çok sıcak diyor. Kaçıp gidip nereye gidiyor? Daha sıcağa gidiyor. Daha sıcağa. Ay, ya böyle bir şey yok Güren abi yani. Tabii. Nereye gideceksin? Kuzeye yani sonuçta. Yani Karadeniz'e geleceksin. Bir de doluyla karşılaşıyoruz, gidiyoruz. Aa, deprem de oluyor Bodrum'da filan. Deprem nereden çıktı? Adam kaçıyor Marmara'dan gidiyor doluya, Bodrum'a depreme yakalanıyor. Evet. Ay şimdi yani o zaman depremi de öğrenmemiz gerekiyor. Deprem nedir? Bunun tsunami'si de var tabii. Tsunami'si de var. Ama işte hocam bu bilgi önemli. Bu bir güvenli yaşam kültürü. Bir kültür bu. Evet. Bu böyle panoramiklik filan değil yani. Ben depremde nasıl davranırım? Yıldırımda, selde bileceğim bunları. Evet. Bir de genel olarak bizde şey var. Her zaman işte belediyeden bekleme hali var. Hatta sizin de daha önce 6 ay önce bir program yapmıştık. İklim değişikliğiyle yerelde nasıl mücadele edebiliriz diye. Belki aslında son olarak da bunu sorabilirim size. Hep işte bu belediye yapsın, işte ülkecek bunu da şey yapsın. Ama peki küresel iklim değişikliğinde vatandaş olarak ben ne yapabilirim dediğimiz zaman? Kitabınızda her şeye çünkü öyle bir cevabınız var. Bunun da cevabı var mı onu duymak isterim size. Yani şimdi hocam bu afete hazırlık olsun, bu iklim değişikliği mücadele bireysel başlıyor. Şimdi ben vatandaş olarak eğer iklim değişikliği afetlerle ilgilenmiyorsa beni yönetenler hiç ilgilenmiyor. Şimdi belediyelerin görevi var. Mesela belediye kanunu 59. maddesinde afetlere karşı halkı eğitmek görevi var belediyelerin. Ama vatandaş bunu gidip talep edecek ondan. Kardeşim diyecek ne yapıyorsun sen afet konusunda? Şimdi bizim taleplerimiz genellikle imarla ilgili falan yani rantlı evet, değil mi? Evet. Yani yine malla oldu bak. Yine mala geldik. Yani canıyla ilgili bir şey talep etmiyor. Ya kim sorması lazım yani sen bu kanunun şu maddesine göre bunları yapman gerekiyor. Yani bu bilgi edinme kanunundan soracaksın. Baktın ki bir şey yapmıyormuş. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaksın. Görevi ihmal etmekten. Kanunu verdiği görevi yapmıyor. Ama bizim vatandaş böyle bir talebi yok. Böyle bir derdi yok yani. Vatandaşın derdi olmayınca bizi yönetenlerin de böyle bir derdi yok, talebi yok. Ama yani sonra da keşkeler çok kötü oluyor, keşke. Mesela Marmara depremi, daha işte yaklaşıyoruz kaçıncı yıl dönümüne. Bu keşkelerden yani düşün mesela adam gidiyor kitaplığın önüne çocuğun yatağını koyuyor. Sonra bir deprem oluyor, oradaki kitaplar ansiklopedide çocuğu öldürüyor, bebeği. Sonra keşke bunu buraya koymasaydım, keşke dolabı sabitleseydim. Evet. Bu keşkelerle bu iş vicdan azabı yani ölsen daha iyi. Ama bu işte ders almıyoruz yani. Başımıza gelmedi değil işte geldi ama unuttuk. Ya panoramiklik gibi hocam yani adam duymak istemiyor. Ya kardeşim diyor sen yatağın yanında gardırop var mı var. Bunu da gelip belediye yapacak hali yok. Sen bu gardırobunu sabitledin mi ya da yerini değiştirdin mi o yatağın? Yok diyor. Ne niye diyorum? Ya hocam diyor tarafta diyor eşim yatıyor diyor boş ver. Şimdi işin de dalgası bu. Yani ben şimdi de... Miktat Hoca sen senelerden beri özellikle de 99 depreminden sonra birçok yerde eğitim verdin. Eğitim. Bunlardan en etkili olduğunu düşündüğün yaş grubu hala çocuklar mıdır, gençler midir? Nasıl? Çocuklar. Öyle mi? Evet çocuklar hocam bir de çocuklar da gidip evde de şey yapıyor anne babayı da etkiliyorlar. Ben çocuklara bir tane kızlarla güvenli yaşam öğrenimi diye kitap hazırlamıştık. Evet. Orada bir tablo koyduk. Annene babana işte görev ver. Çocuk görev veriyor. Kimisi dolapları raflarını sabitleyecek. Kimisi avizeleri sabitleyecek. Kimisi televizyonu filan. İşte çocuk bir de orada yarım yabalak bir yüz var. Çocuk anne babanı yaptı. Çocuk onun yüzü güler yüze çevirecek diye. Git anne babana sor diyoruz. Yani çocukları kışkırtarak anne babaya. Çocuğa soruyorum sen annen yap bir şey istediğin zaman yapmasa ne yaparsın? Yere yatarım diyor, ağlarım diyor, küserim. Tamam git ağla, yat, yere küs. Anne babayı zorlamak yani hocam. Çocuklar bazen evde böyle patronluk da yapıyor yani. Çocuklar da anne babaya ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle annelere ulaşmak çok önemli. Yani de hocam yani bir farkındalık var. Ama davranış çok yavaş ilerliyor. Tam oluşmadı. Müfredata bu... afet eğitimi girdi mi? Hocam müfredat deme şimdi. Mesela müfredatta kitaplardaki afet bilgileri özellikle... Yani ben hala hareket ediyorum yani. Bir kitapta gördüm, hala kapının altına, kapının eşiğine gir diyor. Yani şimdi Milliyetin Bakanlığı bu sene... Bizim çocukluğumuzda, ilkokulda böyle anlatıyorlar. Hala orada kalanlar, hala var. Orada kalanlar var. Yani evet. Şey yok hocam, yani bir de bu internet demin söyledi, Ali Bey yani bir bilgi kirliliği var. Yani çocuklar her yerden, mesela ben ödev veriyorum çocuklara, bakıyorum böyle çok incik boncuk yerlerden şeyler almış. Yani bu
sonra. Dövüyorum çocukları yani. Dayakla eğitime geçtim artık. Evet. Şu A4 kağıdı var ya, onu böyle yuvarla göre kapatın. Ya evladım, biraz insan şey yapar yani, kaliteye dikkat eder. Neyi nereden alıyorsun? Çöp bu ya. İnsan bir bırak bakar ya. Evet. Bunun kaynağı bilimsel midir, değil midir ya? Bunu her yerden her bilgi alınır mı? Evet. Sokakta bulduğun meyveyi yemeği alıp yer misin yani? Bu da böyle bir şey. Evet. Dikkat etmek gerekiyor. Evet. Evet. Süremizi hızla doldurduk hocam. Daha evet. yeni başlamıştık kitabın. Evet, daha yeni başlamıştık ama kitaptan tekrar bahsedelim. Evet. Afet affetmez. Bütün kitapçılarda var. Tekin Yayın Evi'nden çıktı. Ayrıca da herhalde Eylül ayında yeni kitapta çıkar. O biraz biraz daha teknik gibi, teknik de değil işte, biraz daha farklı. Görüş. Farklı. Evet. Afetler, turizm, su. Hocam bizim suyumuz 112 milyar metreküp, şu anda yarısını kullanıyoruz ve her gün kuraklık olacak diye ağlıyoruz. Evet. 2023'te 112 milyar metreküp, 112'sini de kullanacağız. O zaman bakayım ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Evet. İthal ederiz suyu. Suyu? Evet. Verinizlerse. Evet. Peki evet. Hocam çok çok teşekkürler. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ali, sana da teşekkürler. Sağlık. Evet. Sağlık. Efendim, bu hafta Şehir Hepimizin programında havadan sudan söz ettik. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu hocamızla birlikte. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.